kocaman alkışı aldım, artık konuşabilirim. Hoş geldiniz, bayramınız kutlu olsun. Mutlu musunuz? Evet. Keyifli misiniz? Evet. Hava güzel, değil mi? Hava çok güzel bugün. Park da çok güzel. Bizler de başta kırsal mahallelerimizde, yani köylerimizden başlamak üzere oraya açıkçası öncelik vermek istiyoruz. Bir diğeri de oyun parkı kısıtlı olan mahallelerimize, oralara ağırlık vererek uygun bulduğumuz, talep edilen her noktaya çocuk oyun parkları yapmak istiyoruz. 50 adet toplam oyun parkını kentimize kazandırdı. Arkadaşlarımız yoğun çaba sarf ettiler bu 2 yıllık dönemde. Ama bundan sonra tabii artarak devam edeceğiz. Ben bir kent yöneticisi olarak kentimde yaşayan her bireyin kentin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini söylüyorum. Ve yönetim anlayışımda da bunu uyguluyorum. Çok basit bir örnek. İşte bugün burada olma sebebimiz, adını sen koy projesi kapsamında bu parka isim vereceğiz. Peki bu ismi kim verdi? Küçük Yiğit verdi. Onlarca isim geldi bize. Bunlardan uygun olan 50 isim tespit etti arkadaşlarımız. Yeni yaptığımız parklara çocuklarımızın verdiği isimleri koyacağız. İşte katılımcılık örneği. Bu çok önemli. Demek ki hangi yaşta olursa olsun, hangi çağda olursa olsun, biz bu kentte beraber yaşıyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, özel insanlarımızla, yaşlılarımızla, hangi kesim olursa olsun, herkesin bir talebi vardır, herkesin bir düşüncesi vardır. Onlarla beraber kenti yönetirsek daha güzel bir kent inşa ederiz diye düşünüyorum. Ve demokrasi sözde kalmaz, özde olur. Katılımcılık sözde olmaz, özde olur. Bu parkın adı Yenilmezler Kulesi. Bunun da bir isim sahibi var, ismi vereni var, isim babası var diğer bir anlamda. O da Yiğit. Bu parkı çok sevdim. Devam edebilirsin. Bu parkı yaptığınız için teşekkür ederim. Asıl teşekkürü sen hak ediyorsun. Çok güzel bir isim buldun ama. Bu arada geleceğin başkan adayları da yetişiyor. Eline mikrofonu aldı. Bu da önemli yani. Değil mi? Evet. Evet. Alkış o zaman. Büyüyünce sizler de belediye başkanı olacaksınız. Değil mi? Evet. Biz bayrağı birilerine teslim edeceğiz. Evet. Onlar da çocuklarımız, sizler olacaksınız. Evet. Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Her şeye rağmen bayram tadında kutlayalım bugünü. Çocuklarımızın en mutlu günlerinden biri. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sadece bizim çocuklarımıza değil, tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Ulu Önder bir asır önce
çocuklarımızın geleceğimizin güvencesi olduğunu, onların karanlıkta bize yol gösteren ışıklar olduğunu görmüş. Rahmetle anıyoruz, şükranla arıyoruz, saygıyla anıyoruz Ulu Önder Atatürk'ümüzü. Atatürk'ümüzü seviyoruz. Atatürk'ümüzü sayıyoruz. Atatürk'ümüzün izinden gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Bizler çalışan, üreten, modern bir Türkiye yaratmak için 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Atatürk'ün, o ulu önderin görüşleri doğrultusunda çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Güzel şeyler olacak. Çünkü güzel şeyler oluyor. Çok daha güzel şeyler olacak. Mersin'imiz cennetten bir köşe. Allah her şeyi vermiş. Doğası, insanı, tarihi, kültürü, birçok zenginliğimiz var. Her şeyden önemlisi bu kentte huzur var. Her şeyden önemlisi bu kentte huzur var. Bu kent barış kenti, bu kent kardeşlik kenti, bu kent gülen kent. Bunu inadına sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya göstermemiz lazım. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, bizim geleceğimiz, bizim güvencemiz. Onlar için her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımız burada. Hepsinin gözlerinin içi gülüyor. Belediyede beni ziyaret eden küçük dostlarım oldu bugün. Her biri koltuğa oturdu. Geleceğin başkanları. Hani biz de bir dönem çocuktuk, büyüdük, kenti idare ediyoruz. Ama biz o bayrağı onlara teslim edeceğiz. Bugünün küçükleri, bugünün çocukları, geleceğin büyükleri. Gelecekte bu ülkeyi yönetecekler. Ama biz onlara şunları dedirtmeliyiz. Biz dedelerimizle gurur duyuyoruz demeliler. Biz babalarımızla, annelerimizle, büyük annelerimizle gurur duyuyoruz. Atalarımızla gurur duyuyoruz demeliler. Onları öyle bir ülke bırakalım ki bunları çocuklarımız onlarca yıl sonra söyleyebilsin. Onlara daha güzel bir Mersin'de yaşamaları için belediye olarak çaba gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Bunları yaparken elbette ki onların görüşü çok önemli. Bizden istekleri çok önemli. Çocuklara soruyorum. Bizden ne istersiniz? Çocuklarımız temiz bir çevre istiyor. Pırıl pırıl sokaklarda yürümek, pırıl pırıl parklarda oyun oynamak istiyorlar. Bizler onlara temiz bir çevre vermek zorundayız. Bizler belediye olarak çevreyi temiz tutarken ebeveynler de buna dikkat etmek zorunda. İyi bir eğitim istiyorlar. Modern bir eğitim istiyorlar. Sıcak bir yuva istiyorlar. Mutlu aileler istiyorlar. Çocuklar ister. Çocukların da hakkıdır. Bunları vermek de bizlerin görevidir. Anne olarak, baba olarak, yöneticiler olarak, devlet olarak bu imkanları sağlamak bizlerin görevidir. Her şeyi beraber yapacağız. El birliğiyle yapacağız. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olduğu yerde mutluluk olur, başarı olur. Başkanınız olarak bunu canı gönülden söylüyorum. Hepimiz biriz. Hepimiz beraberiz. Hepinizi çok seviyorum. Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bugün 23 Nisan 1920'de egemenliğin halka, millete kayıtsız şartsız bırakıldığı günün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu günün yıl dönümü. Ama bugünün daha büyük bir özelliği var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk o büyük öngörüsüyle
Cumhuriyeti nasıl çocuklara ve gençlere emanet ettiyse bu bayramı da, bu güzel bayramı da hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği günü de çocuklarımıza bir bayram olarak armağan etmiştir. Her birinizin bayramını kutluyorum. En kötü günümüz böyle olsun. Pandemiden sonra daha güzel yarınlarda, daha güzel şekilde Büyükşehir Belediye'mizde kutlayacağımız bayramlara sevgiyle saygıyla ulaşacağız diyorum. Mustafa Kemal'in etrafında kalpten örülen Oğuz Türk'ünün karakterli, yaratıcı yeteneği ona başaracağını müjdeliyor. Andolsun, andolsun. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Kendinizin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Thank you.
Mecnun'a ve ilahsına erişilmez sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Hadi bayram buraya bakıyoruz.